etmektedir. Üstelik aynı kuantum elektrodinamiği bu büyük kuram pek çok yeni şey öngörmektedir. İlk sırada çok yüksek enerjili fotonların, gama ışınlarının ve benzerlerinin özelliklerini bize söylemektedir. Çok dikkate değer bir başka şey de önermektedir. Elektronun yanı sıra aynı kütleli fakat zıt yüklü pozitron denen bir başka parçacık daha olmalıdır. Bu ikisi bir araya geldiklerinde ışık ya da gama ışınları yayınlanarak birbirlerini yok ederler. Zaten ışık ve gama ışınları aynı şeydir. Sadece farklı frekans bölgelerinde yer alırlar. Bunun her parçacığının bir karşı parçacığı vardır şeklinde genellenmesinin doğruluğu sonunda anlaşılmıştır. Elektronun karşı parçacığına ayrı bir isim verilmiş, pozitron. Fakat diğerlerinin çoğu için karşı parçacığına karşı falan filan denir. Karşı proton, karşı nötron ve benzeri gibi. Kuantum elektrodinamiğinde iki sayı baştan verilir ve diğerlerinin bunlardan hesaplanabileceği varsayılır. Doğrudan verilen bu iki sayı elektronun kütlesi ve elektronun yüküdür. Aslında bu tam da doğru değildir. Çünkü kimyada bize çekirdeklerin ağırlıklarını bildiren pek çok sayı daha vardır. Bu bizi aşağıdaki kesime getirir. Çekirdekler ve parçacıklar. Çekirdekler nerede yapılmıştır ve onlar nasıl bir arada tutulurlar? Çekirdeklerin muazzam kuvvetlerle bir arada tutuldukları anlaşılmıştır. Bu kuvvetlerin salıverilmesi halinde ortaya çıkan enerji kimyasal enerjiyle karşılaştırıldığında korkunç derecede büyüktür. Atom bombasının TNT dinamit patlamasına oranı gibi. Çünkü dinamit patlaması atomların çevresindeki elektronların değişimiyle ilgilidir. Oysa atom bombası çekirdek içindeki değişimlerle ilgilidir. Soru şudur. Proton ve nötronları çekirdek içinde bir arada tutan kuvvetler ne türden kuvvetlerdir? Tıpkı elektriksel etkileşmelerin foton denen bir parçacıkla ilişkilendirilmiş olması gibi. Yukova'da nötronlar ve protonlar arasındaki kuvvetlerin bir tür alana sahip olduğunu ve bu alandaki kırpıntıların bir parçacık gibi davranacağını önerisinde bulunmuştu. Böylece dünyada proton ve nötronların yanı sıra bazı başka parçacıklar da bulunabilirdi ve Yukawa bu parçacıkların özelliklerini çekirdek kuvvetlerinin zaten bilinen niteliklerinden çıkarabilmişti. Örneğin bunların kütlelerinin elektron kütlesinin 2 ya da 300 katı kadar olması gerektiğini öngörmüştü. Hayret ki hayret. Kozmik ışınlarda tam o kütlede bir parçacık keşfedildi. Fakat daha sonra onun yanlış parçacık olduğu anlaşıldı. O parçacığa müon ya da müon adı verildi. Bununla birlikte kısa bir süre sonra 1947 ya da 1948'de Yukova'nın ölçütlerini sağlayan ve pi mezon ya da piyon adı verilen bir başka parçacık daha bulundu. O halde çekirdek kuvvetlerini elde edebilmek için proton ve nötronun yanına piyonu da eklemeliyiz. Şimdi diyebilirsiniz ki şahane bu kuramla tam Yukova'nın istediği gibi piyonları kullanarak kuantum nükleodinamiğini kurabiliriz ve çalışıyor mu diye bakarız. Ve böylece her şeyi açıklayabiliriz. Ama kötü şans. Bu kuramı içeren hesaplamaların öylesine zor oldukları anlaşılmıştır ki hiç kimse bu kuramın sonuçlarının ne olacağını çıkaramamış ya da deneyle sınayamamıştır. Bu durum neredeyse 20 yıldır böyle sürüp gitmektedir. Böylece doğru mu yanlış mı olduğunu bilmediğimiz bir kurama takılıp kaldık. Aslında onun biraz yanlış ya da en azından noksan olduğunu biliyoruz. Biz kuramsal çalışmalarla oyalanırken, bu kuramın sonuçlarını hesaplamaya çalışırken
Deneysel fizikçiler bazı şeyler keşfediyorlardı. Örneğin onlar şu mü mezonunu ya da müonu keşfettikleri halde biz onun nereye uyabileceğini henüz bilmiyoruz. Ayrıca kozmik ışınlarda çok sayıda başka yeni parçacıklar da bulundu. Bugün neredeyse 30 kadar parçacığımız var. Bu parçacıkların ilişkilerini, doğanın onları neden istediğini ya da birbirleriyle olan bağlantılarını anlamak çok zordur. Bugün içinde parçacıkları aynı şeyin farklı görünümleri olarak algılamıyoruz. Birbirleriyle bağlantısız görünen bu kadar çok parçacığın var olması, iyi bir kurama sahip olmadan bu kadar çok ilişkisiz bilgiye sahip olduğumuzu gösteriyor. Kuantum elektrodinamiğinin büyük başarılarından sonra çekirdek fiziği konusunda birazı kuramsal ve biraz da deneysel olmak üzere epeyce kaba bilgi toplanmış bulunuyor. Bu bilgiler protonlar ve nötronlar arasında aslında nereden kaynaklandığını pek anlamadığımız bir tür kuvvetin varlığını kabul ederek ve neler olacağına bakarak elde edilmiştir. Bunun dışında bu konuda çok az ilerledik. Kimyada bir zamanlar çok sayıda kimyasal element toplamıştık. Orada bu elementler arasında birdenbire hiç beklenmedik bir bağıntı ortaya çıkmış ve Mendeleyev'in periyodik tablosunu oluşturmuşlardı. Örneğin sodyum ve potasyum kimyasal özellikleri açısından hemen hemen aynı ve Mendeleyev tablosunda aynı sütunda yer alırlar. Fizikteki yeni parçacıklar içinde Mendeleyev tipi bir tablo aramaktayız. Yeni parçacıkların böyle bir tablosu birbirinden bağımsız olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde Gell-Mann ve Japonya'da Nishijima tarafından yapılmıştır. Onların sınıflandırmasının temelinde elektrik yükü gibi acayiplik sayısı S denen ve her parçacığa verilen yeni bir sayı vardı. Elektromanyetik etkileşme süreçlerinde elektrik yükü nasıl korunuyorsa bu sayı da çekirdek kuvvetleriyle meydana gelen tepkimelerde korunur. Tüm parçacıklar tablo 2.2'de listelenmiştir. Bu aşamada onları pek fazla tartışmayacağız. Fakat bu tablo en azından size ne kadar çok şey bilmediğimizi gösterecektir. Her parçacığın altında MeV denen belirli bir birim cinsinden onun kütlesi gösterilmektedir. Bir MeV 1,783 çarpı 10 üzeri eksi 27 grama eşittir. Bu birimin seçilme nedeni tarihseldir. Şimdi buna hiç girmeyelim. Daha ağır parçacıklar tabloda daha yukarıda verilmiştir. Tabloda nötron ve protonun neredeyse aynı kütleye sahip olduklarını görmekteyiz. Aynı elektrik yüklü parçacıkları aynı düşey sütunlara koyduk. Tüm yüksüz nesneler bir sütunda, tüm artı yüklüler onun sağında ve tüm eksi yüklüler onun solundadır. Parçacıklar dolu çizgiyle, rezonanslar ise kesikli çizgiyle gösterilmiştir. Birçok parçacık tabloya konmamıştır. Bunlar baryon, mezon, lepton sınıflama şeması içine düşmeyen foton ve graviton gibi önemli sıfır kütleli, sıfır yüklü parçacıklardır. Ve daha yeni rezonanslardan bazılarında kaon, fi, nü tabloya eklemedik. Mezonların karşı parçacıklarını tabloda görüyorsunuz. Fakat leptonların bir ve baryonların karşı parçacıklarını sıfır yüklü sütuna göre yansımış tamamen bu tablo gibi görünen bir başka tabloya yerleştirmek gerekir. Elektron, nötrino, foton, graviton ve proton dışındaki parçacıkların tümü kararsız olmakla birlikte tabloda sadece rezonansların bozunum ürünleri gösterilmiştir. Leptonlar ve çekirdeklerle yayın olarak etkileşmedikleri için onlara acayiplik sayısı verilemez. Nötron ve protonla birlikte olan tüm parçacıklara baryon denir ve bu sınıfın diğer üyeleri şunlardır. 1115 MeV kütleli bir lambda, birbirine çok yakın kütlelere sahip sigma denen eksi yüklü,
Yüksüz ve artı yüklü üç başka parçacık ve birbirine yakın kütlelere sahip Kısi adında eksi yüklü ve yüksüz iki parçacık daha. Tekrar vurgularsak baryonlar sınıfı içinde hemen hemen aynı kütle farkları %1 veya 2 kadar olan çoklu dediğimiz parçacık grupları vardır. İlk çoklu proton nötron ikilisidir. Sonra bir teklidir. Lambda. Daha sonra sigma üçlüsü gelir ve en sonunda Kısi üçlüsü yer alır. Çok yakınlarda 1961'de birkaç parçacık daha bulunmuştu. Acaba bunlar parçacık mıydı? Bunlar o kadar kısa yaşarlar ki neredeyse oluşur oluşmaz bozulurlar. Bunları yeni parçacıklar olarak mı yoksa bozulmalarından doğan ve lambda ve pi ürünlerinin belirli bir enerjideki rezonans etkileşmesi olarak mı ele almak gerekir bilmiyoruz. Baryonlara ek olarak çekirdek etkileşimlerine katılan diğer parçacıklara mezonlar denir. Bunların başında artı eksi ve yüksüz 3 çeşit halinde piyonlar gelir. Bunlar bir diğer üçlü oluşturur. K mezon denen bazı yeni parçacıklar da bulunmuştu. Bunlar bir K artı ve K sıfır ikilisi meydana getirir. Ancak ayrıca bir parçacık kendi kendisinin karşı parçacığı olmadıkça her parçacığın bir karşı parçacığı vardır. Örneğin pi eksi ile pi artı birbirlerinin karşı parçacıklarıdır. Fakat pi sıfırın karşı parçacığı kendisidir. K eksi ile K artı birbirlerinin karşı parçacıklarıdır. K sıfırın karşı parçacığı K sıfır üzeri çizgidir. Bunlara ek olarak 1961'de daha başka mezonlar ya da oluşur oluşmaz bozulan sözde mezonlar bulunmuştu. Onlardan biri omega denen ve 3 piyona bozunan 780 mev kütleli bir mezondur. Daha az kesin olan bir başkası 2 piyona bozunan bir nesnedir. Mezonlar ve baryonlar adı verilen bu parçacıklar ile mezonların karşı parçacıkları aynı tablodadırlar. Fakat baryonların karşı parçacıklarının bu tablonun sıfır yüksünlüğüne göre yansımışı olan bir başka tabloda gösterilmeleri gerekir. Nasıl ki Mendeleyev'in o güzel tablosunda tablonun dışına sarkan çok sayıda nadir toprak elementi varsa, bizim parçacık tablomuzda da dışarıya sarkan şeyler var. Çekirdeklerin içinde yayın olarak etkileşmeyen, çekirdek etkileşmesiyle ilgili olmayan ve yayın etkileşmeye sahip olmayan parçacıklar, yayın etkileşmeyle çekirdeksel enerjinin bir tür çok güçlü etkileşmesi kastedilmektedir. Bu parçacıklara leptonlar denir. En başta elektron vardır. Bu ölçekte çok küçük bir kütleye sahiptir. Sadece 0,510 MeV. Sonra şu diğeri mu mezon veya müon gelir. Çok büyük kütledir. Elektrondan 206 kez daha ağırdır. Bugüne kadar yapılmış olan deneylere bakarak diyebiliriz ki elektron ile müon arasındaki tek fark kütledir. Birinin diğerinden daha ağır olması dışında müon ile ilgili her şey tıpkı elektronla olanlar gibidir. Niçin daha ağır bir değeri vardır? Onun yararı nedir? Bunu bilmiyoruz. Ayrıca nötrino denen yüksüz bir lepton daha vardır ve kütlesi sıfırdır. Aslında şimdi bir elektronla ve diğeri müonla ilgili iki farklı türden nötrinonun var olduğu biliniyor. Son olarak çekirdek parçacıklarıyla yeni şekilde etkileşmeyen iki parçacığa daha sahibiz. Bunlardan biri fotondur ve eğer kütle çekim alanının kuantum mekaniksel bir benzeri varsa kütle çekimin kuantum kuramı henüz kurulamamıştır.
Belki diğeri de sıfır kütleli graviton olacaktır. Bu sıfır kütle de nedir? Burada verilen kütleler parçacıkların durgun haldeki kütleleridir. Bir parçacığın sıfır kütleye sahip olması bir bakıma o parçacığın durgun olamayacağı anlamına gelir. Bir foton asla durgun olamaz. Daima saniyede 300 bin kilometre hızla hareket halindedir. Görelilik kuramını anladığımızda kütlenin ne anlama geldiğini de daha iyi anlayacağız. Zamanı gelince bu kuramı göreceğiz. Böylece hep birlikte maddenin temel yapı taşları gibi görünen çok sayıda parçacıkla karşı karşıya bulunmaktayız. İşin iyi tarafı bu parçacıkların birbirleriyle etkileşimleri açısından tümüyle farklı olmamalarıdır. Aslında parçacıklar arasında sadece 4 tür etkileşim var gibi görünüyor. Bunlar azalan şiddet sırasına göre çekirdek kuvveti, elektriksel etkileşmeler, beta bozulumu etkileşmesi ve kütle çekimidir. Foton tüm yüklü parçacıklarla bağlanmaktadır ve etkileşim şiddeti değeri 1 bölü 137 olan bir sayıyla ölçülür. Bu bağlanmanın ayrıntılı yasası kuantum elektrodinamiği olarak bilinmektedir. Kütle çekim her enerjiye bağlanmaktadır. Fakat bu bağlanma aşırı derecede zayıf elektriksel bağlanmadan çok daha zayıftır. Çok çok zayıftır. Bu yasa da bilinmektedir. Sonra zayıf bozulmalar vardır. Nötronun oldukça yavaş bir şekilde proton, elektron ve nötrino parçalanmasına neden olan beta bozulumu. Bu yasa da kısmen biliniyor. Yayın etkileşme denen mezon-baryon etkileşmesi ise bu ölçekte bir şiddetine sahiptir ve bu tür süreçlerde baryon sayısının değişmemesi gibi bazı kurallar bilinmekle birlikte yayın etkileşme ile ilgili yasa bizim için henüz meçhuldür. İşte bilgimizin bugünkü korkunç durumu. Özetlemek gerekirse şunu söyleyebiliriz. Çekirdeğin dışında her şeyi biliyoruz gibi görünüyor. Çekirdek içinde ise kuantum mekaniği geçerlidir. Kuantum mekaniği ilkelerinin hiçbir başarısızlığı görülmemiştir. Diyebiliriz ki üzerine tüm bilgilerimizi koyduğumuz sahne göreli uzay zamandır. Belki de kütle çekim de uzay zamanca kapsanmaktadır. Evrenin nasıl başladığını bilmiyoruz. Uzay ve zamanla ilgili düşüncelerimizi doğru şekilde sınamak için çok küçük uzaklıkların daha altında hiç deney yapmadık. Böylece biz sadece düşüncelerimizin bu uzaklığın üstünde işlediğini biliyoruz. Şunu da eklemeliyiz ki oyunun kuralları kuantum mekaniksel ilkelerdir ve bu ilkeler hem eski hem de bildiğimiz kadarıyla yeni parçacıklara uygulanır. Çekirdek içindeki kuvvetlerin kaynağı bizi yeni parçacıklara götürüyor. Fakat ne yazık ki bunların çok fazla sayıda oldukları görülüyor. Aralarında bizi hayrete düşüren bazı bağlantılar olduğunu biliyorsak da aralarındaki tüm ilişkileri tam olarak anlamaktan yoksunuz. Atom altı parçacıklar dünyasını anlamaya doğru el yordamıyla ilerliyor gibiyiz. Fakat bu işte daha ne kadar ileriye gidebileceğimizi gerçekten de bilmiyoruz.